acil sevmeyen müşteriyi ben de çok fazla sevmiyorum. Genelde acil özel olmayı bakar ya. Abi şu anda izleyenler hani bu güzel görüntüleri görüyorlar da kokuyu hissedemiyorlar maalesef. Maalesef. Burada olur ki de bu kokuyu almak lazım. İnsanlar yavaş yavaş geldikçe bir kere zaten yediği zaman bağımlılık yapar. Şimdi burada ben kavurmayı ve sucuğu fazla pişirmiyorum. Evet. Şimdi neden? Kavurma zaten pişmiş geliyor. Sucuk da zaten ısılıyorduğu için, ferment olduğu için evet. O da az bir şey ısıyla geliyor. Fazla pişirdiğin zaman kuruyor. Zaten etin genelde her şeyi az pişmiş, daha makbuldür. Sadece yumurtamızı pişireceğiz. Yumurtamızın çoğu pişmiş sayılır. Zaten biraz da tost makinesinin içinde pişecek. Ha, şimdi bunları tabii ekmeğe alacağız, bir de tost atacağız. Esas mevzu orada. Tabii oraya gidelim. Şimdi ekmeğimize tost atacağız. Sosun da bir hikayesi var, onu biliyorum. Şimdi bu bizim sosumuzun yaklaşık içinde 7-8 çeşit baharatımız var. Tomatomunu güzelce böyle yağda kavuruyoruz. Bol baharatlı, hafif acılı. Evet, acısı olmaz. Acıdan hiçbir şekilde kaçamam müşteri. Burası da önemli. Ben hatırladım şimdi. Şimdi bize yaptığın bu tost standart tost değil mi? Standart. Tabii ki. Normal müşterinin aldığı aynı şekilde gramaj. Yarım kilo kaşar gibi geçiyor. Yarım kilo kaşar gibi. Tabii tabii yarım kilo kaşar. Mesela bizim videolarımız var, görmüşsünüzdür. Standart böyle nasıl kalabalık hep insanlar geldiğinde falan veriyoruz. Sadece video için değil yani bunlar. Zaten yiyen müşterilerimiz yorumlarda da görürsünüz, içi bol olduğunu söylerler. Şimdi kaşar alttakinin sıcağında az bir şey alacak böyle içine. Ben de o arada bu eşitliği biraz ekmeğe doğru, eşitliğine doğru dengeliyorum. Evet, buradan. Evet. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Sanayilerde sanayi tostu diye bir gerçek var değil mi Osman? Evet. Bu, şimdi bunun birkaç tane olmazsa olmazı var. Öncelikle tabii ki fiyatların ekonomik olması lazım. Hı-hı. Çünkü burası sanayi bölgesi. Aynen öyle. Çalışan kardeşlerimizi düşünmemiz lazım. Evet. İkincisi doyurucu olması lazım. Kesinlikle. Tabii ki lezzetli olması lazım. Evet. Bir de enerji verici olması lazım. Evet. Şimdi hemen onunla ilgilenelim. Sanayi tostunun aslında sanayi tostu demelerinin sebebi yumurtadır. Öyle yani, mi? Tabii. Sanayi tostu yumurtalı olur. Şimdi bizim mesela ekonomik menülerimiz de var. 13 TL'den başlıyor tostlarımız. Ekmeğiyle birlikte 430 gram geliyor. Güzel, doyurucu, sucuk, kaşar, yumurta, domates, biber, sos. Ekmeğiyle birlikte tam bu fiyata geliyor 13 TL'ye. Rahatlıkla bir işçinin yiyip doyabileceği bir şey. Bunlarda da yumurtası birazcık daha az, kavurması, sucuğu daha yoğun. Bu en pahalı tostumuz bu. Şimdi bunun fiyatını biliyorum ben de. Söyleyelim mi? Söylemeye çekiniyorum. Evet. 114 TL'ye geliyor. 114 TL. Evet. 19 TL kişi başı. 19 TL kişi başı. Ama şimdi insanlar evet, hep diyorlar ki 114 TL'ye tost mu olur? Yalnız bu 6 kişilik. 6 kişilik. Tabii. Aynen. 6 kişilik. Bunu şimdi kapatıyoruz. Aynen. Kapatalım. Şimdi bunu kapattık. Bu bol susamlı, çıtır evet, ekmek. Bize özel bir ekmek. Evet. Şimdi bununla işimiz bitti. Tost makinesine geçelim. Geçelim. Hadi bakalım. Açalım.
Şimdi bunun çıtır oldu. Şu ses geldiği zaman çıtır oldu. Tamam. Bazen burada kahvaltıda böyle çocuklar böyle ekmeğe oluyor. Müşteriler soruyor ne yapıyorsun diye. Çıtırı buradan anlıyoruz. Tost çıtır çıtır oldu. Tamam. Hemen alıyoruz. Evet. Şöyle bir tost. Hemen bir tane eski atalım. Hemen atalım bakalım. Kaşarlarımız erimiş. Bunu yakından almamız lazım, evet. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Bu ne ya? Üf, 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 üf. Şimdi bir tadalım. Tadalım. Yardım lazım ama iki kişi yiyemeyiz.